Anıtkabir'e çeyrek kala mola verdik. Konvoy burada bir araya geliyor tekrardan. Ankara'nın çünkü bahçeli evlerin dar caddelerinde biraz irtibat koptu gibi oldu. Şimdi burada tekrar toplaşacağız. Ben de bir logoyu göstereyim o zaman. Süper. Harika. Distinguished Gentleman's Ride by Kayra Kolak. Benzin kokuyor. V8'ler Ankara caddelerini homurtulara boğuyorlar. Halktan da çok ciddi bir ilgi var. V8'de ne kadar güzel homurduyor değil mi? Gur 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 diye.
Belki de Ace of Spades. Drive kapsamında şu anda Ulus'a geçtik. Oradan Kızılay'a çıkmış bulunuyoruz. Bunun korna iyi. Evet, tam eski. Tam eski Amerikan kornası. Aşırı aşırı. Sen çektiklerini bana da gönderle araç. Cinna'ya geçiyoruz. Şimdi klasikler, Tostoslar, Volvolar, Mercedesler, Cadillaclar, Golf Cabriolar hepsi Cinna'yı tırmanıyorlar. Ankara'nın namlı yokuşlarındandır Cinna. Eskiden eski otomobillerin soluğunu kesen yokuşlardan biriydi bu. Çift yönlüydü. Daha sonra çok elin bir trafik kazası yaşandı. Aşağı istikamette bir belediye otobüsü önündeki araçları paramparça etmişti. O sebeple yasaklandı. Burası tek yön haline geldi. Artık yalnızca yukarı çıkış yönünde çalışıyor Cinna. Oo, Trensem'in yanından 450 SLC yapıştırdı geçti. 8 silindirliler tabii. Atmosferik 8 silindirli. Böyle yokuşlarda kendini daha fazla belli ediyor. Yanda salon salamanje sedan Deville Cadillac gidiyor. Hemen önümüzde Pontiac Trans-Am. Hemen yanımızda şimdi bizi geçen 69 Impala bizi geçiyor. El de sallıyor. Deha Hoca Ace of Spades isimli elde dekore edilen otomobiliyle. Şimdi buradan Atakule'ye doğru çıkıyoruz. Tam bir Ankara turu oluyor. Anıtkabir, Ulus ve yan tarafta bir tane de SLS kadraja girdi. Çankaya Köşkü'nün hemen yanından bu defa aksi istikamete doğru, Kızılay yönüne doğru aşağı iniyoruz. Buradan büyük olasılıkla istikametimiz Tunalı Hilmi Caddesi olacak. Ankara'nın eski Türkiye'nin, eski Ankara'nın en gözde piyasa caddesi Tunalı Hilmi Caddesi. Önümüzde de Cadillac Fleetwood gidiyor. 1991 model. Üzerinde 4-6 litre V8 bir motor bulunuyor. Sipsivri kuyruk çıkıntıları olan
en son Cadillac nesillerinden biridir. Bundan sonra Cadillac maalesef modernleşti ve tabiri caizse bozuldu. Evet, Tunalı İlmiye buradan giriş yaptık. Tunalı startı. Ford Fairlane önden gitti. 51 Opel Olympia'yı görüyorsunuz şu anda. Convertible. Hemen önümüzde 115 kasa Mercedes E serisi var. Ford Fairlane 500 harika gözüküyor. Bicolor. Baby Blue'ya beyaz tavan. Çok çok tatlı. Mermi gibi bir otomobildir. Özellikle farları bunun süperpoze tüfekleri andırır. Alt tüfeklerini andırır. Yine Transam'in arkasına denk geldik şimdi de. Gürül gürül gidiyor. Ki egzozların da kafası aşağıya bakıyor. Şayet düz açtırmış olsa kim bilir ne sesler çıkartacak daha. Bitirdik ve Eskişehir yoluna kavuştuk. Şimdi artık Batı Ankara'ya geçiyoruz ve Stella Pizza'da yolculuğumuzu, etkinliğimizi sona ereceğimiz durağımıza doğru yol almaktayız.